Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 7. Şua Ayet-i Kübra, sayfa 100, mukaddeme. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahul azim. Herkesin bildiği bir ayet değil mi? Ne diyor bu? Cinleri ve insanları yalnız ibadet etsinler. Değil mi? Tamam, aynen öyle. Demek ki cinler şeytanlardan farklı bir şey. Çünkü şeytanların Müslümanı yoktur. Yani bazıları cinler şeytandır diyor da hepten cahilliğini gösteriyor. Yani hiç mürekkep yalamamış. Cinler şeytandır, şeytanlar da cinlerdir diyor. Oysa وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُمْ Şeytanların Müslümanı yoktur. Cinlerin Müslümanı var, kafiri var, Yahudisi var, Lazı var, Çerkezi var, Arap'ı var. Şeytanlar ateşten yaratıldı, cinler nurdan yaratıldı değil mi? Öyle yok, dumansız ateşten yaratıldı. Ha, dumansız ateşten. Nurdan melek yaratılmış. Şeytan abi. Başlangıçta abi şeytan ibadet etmedi mesela hani ilk böyle... Etti. Ediyordu. Müslümanı yok daha. Müslümanı yok. Şeytanın Müslümanı yok. İsti yok. Şeytan abi. Şimdi cin hakkında da şey var. Sure var. Cinlere gelmemiş o cin suresi. İnsanlar gelmiş, cinler de istifade ediyor. Ya. Peki... Cinler de okuyor mu Kur'an? Tabii ki onlara da geldi ama birinci hedef insandır. Bunu konumuz değil de ayet böyle başladığı için böyle cahilane sözler duyuyorum. Ben de üzülüyorum yani. Yani ciddi yerlerden gelmese üzülmeyeceğim. Cinlerden şeytanlık yapanlar vardır. Cinlerden şeytanlık yapanlar cinler şeytan olursa o zaman insanlarda da şeytanlık yapanlar var. O zaman insanlar da şeytandır. İnsi ve cinni şeytandır. Şimdi dinsizlik yaparsa her iki taraf yapıyor. Şimdi bu konumuz değil. Ama bunlar farklı şey. Ha, farklı şey. Şimdi bu ayeti uzmanın sırrıyla bunu herkes kavrayamıyor. Mesela burada dinleyenler de kavramakta zorlanıyoruz hepimiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Gidiyoruz, kendi kafamıza göre hayatı yorumluyoruz. Yani kendi kafamıza göre davranışlar yapıyoruz, kendi kafamıza göre de yollar çiziyoruz, bedeli daha ağır oluyor. Ama maalesef şu dinleyen bu sözü dışarıya götürmesi bunu gösteriyor. Ben de dahil. Bu sözü tabi tabi ya insanlar böyledir diyen bu tuzağa düşüyor. Dersi üzerine almıyor. Tabi canım insanlar yani hakikaten hayatı yanlış yorumluyor. Kim? İnsanlar. Biz de bizle alakası yok canım. Hani bir söz var ya. Sözüm cemaatin dışında. Sözüm cemaatin dışında. Ne demek o? Sözü cemaatin içine atıyorsun. Sözüm cemaatin dışındaysa git cemaatin dışına at. Cemaatin içine atıyorsun. Sözüm ona diyorsun. Değil işte. Arkadaşlar, biz maalesef aldanıyoruz. Duyduğumuz dersleri, okuduğumuz dersleri insanlara havale ediyoruz. Böyle bir başlayayım. Şimdi insan bu dünyaya yaratılmasının gayesi ve maksadı liya'budun ubudiyet etmesi. Ubudiyet ibadet değildir. İçinde ibadet de vardır. Namaz, niyaz, oruç ibadettir. Kul olmak, mahluk olmak ubudiyettir. Ubudiyet.
Şimdi ölünce ibadet biter. Ne yapıyorsun Mustafa? Abi şu bardak için. Tamam gerek yok abi. Yani ne konuşuyorsun? Tam kamerada ne çekiyorsunuz? Gel böyle bakayım. Yok kalk. Yok şimdi. Tam ne olursa olsun. Niye böyle kendinizi kayıtlıyorsunuz? Serbest olun. Tam olsun abi. Rahat olun. İnsanı kayıtlayan hiçbir şey olmaz. Biz ilgilendirmiyor. İşin. Şimdi insan kuldur. Acizdir, mahluktur. Allah haliktir, insan mahluktur. Bu ilişki devam eder. Ölünce de bu ilişkinin adı ubudiyettir. Tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Yeni. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Bunun zerre kadar inhiraf edersek bedeli birincisi sıkıntıdır. Sıkıntı dimağa aittir. Korkuyla olur. Eğer biraz ilerlerse ümitsizlik olunca, yeis olunca zulmet sarar. Bunun sebebi dünyaya gönderilmesinin hikmeti gayesini papağan gibi tekrar edip davranmamaktan kaynaklanıyor. Öyle yaşamamaktan kaynaklanıyor. Ne yapsın Mustafa biliyor musun? Ben bana yeterim zanneder insan. Ben bana yeterim. Ben biliyorum yani. Bu bilgi beyin ve vesvese ilim değil. İlim tefekkürle ilim tefekkürle ilim olur. Yani o bilgiler tefekkür edilirse ilim olur. Tefekkür edilmeyen, yaşanmayan bir bilgi, ilim başa beladır. Kendine mal olmaz değil mi o zaman? Mal olmuyor. Yok. Çünkü aramak bir insan bir şey arıyorsa iyi dinleyin ama bu cümleyi. Ben size gelmeden buraya önce okudum, size notlar çıkarttım. Yani size tuzağa gene ben düştüm, size kendime değil. Haşa. Tamam. Nasıl düşürüyor beni? Bak hemen ama yakalamak lazım. Oysa istifademi sizinle paylaşacağım demem gerekirken size sunucunu benimle alakası yok. Şimdi orada bulduğum kendime bir cümle şuydu. Arıyorsa bulmuşsun demektir. Çünkü aramak bulmanın habercisidir. Çünkü bir şeyi arıyorsa onun varlığında şüphen yoktur demektir. Çorabın nerede? Ya bir dakika nerede çorabım ya falan. Ne yapıyorsun? Ya çorabı bir yere koydum. Ayakkabı niye aramıyorsun? Ayakkabı derdim yok. Yani çorabın varlığına delildir, arama. Arıyorsan bulmuşsun demektir. İlaç. Evet. Başıma geçen bir hadiseyi anlatayım size. Topkapı'dan aşağı Zeytinburnu var, mezarlık. Mezarlık. Oraya çok sevdiğim bir nurcuyu gömdük. 15 gün önce. 37 yaşında. Amin. Çok seviyordum. Üniversite görevlisiydi. Çok acayipti. Yer yer giderim onun mezarına. Hiç yapmadım bir şey. Anneme babama bile gitmemişim o kadar. Zeytinburnu'na biraz da yakın ya. 3 günde bir, 4 günde bir giderim yani. Daha bir 13 hafta olmadı. Fakat çok tuhaftır. Bu mahalle böyle girmiş mezarlık. Böyle. Şurası mahalle ama burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Büyük mezarlık burası. Büyük mezarlık. Kaçırmamanızı istiyorum burayı. Şöyle bir mezarlık böyle gidiyor. Böyle yani. Dikdörtgen değil ya mezarlıklar. Böyle. Evet. Şurada mahalle var. Şurada da mahalle var.
o mahalleden o mahalleye mezarın içinden geçiyorlar. Yoksa böyle dolaşacaklar böyle. Kestirme oluyor. Ha, kestirme oluyor. Oturuyorum. Böyle abi deyişlerini hatırlıyorum böyle. Yani saklamayayım. Hüzünlendim. Çok yani ağladım ya. Çok çok seviyordum. Yani bizimle tanıdığın oğulları meşgul olduğum vesaire. Evladı manevi. Bayağı yaktı ya. Abdurrahman'ı yaktı gibi. Beni yaktı. Şimdi o duygumla söylüyorum size. Şöyle bir daha söylüyorum. Şurada mahalle var, burada mahalle var. Mezarlık içinde geçiyorlar. Baktım ki gülü oynayan bir kız çocuğu poşette ekmek büyük ihtimalle tıngır 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 bir şeyler söylüyor. Tahmin ediyorum 8-9 ancak vardır. Ben ağlıyorum, gözüm yaş artıyor. O gülüyor. Ondan sonra havada kapalı. Yani kapalı, ikindiyi de geçmiş. Hava zaten kapalı. Kış ya. Kapalı, siyah ya. Ama kız çocuğu 8-9 yaşında, onun zor var. Oynaya oynaya bir şeyler geveleye geveleye geçiyor. Kızım bakar mısın dedim. Bak buyur amca dedi. Yavrum dedim, mezarlıktan geçiyorsun. Türkü şarkı söylüyorsun. Ben de sildim gözümü. Şarkı söylüyorsun bak Ahmet, bak ne oldu başıma. Mezarlıktan hiç etkilenmiyor musun dedim bu mezarlıktan geçerken. Dedesi inanırsın. Amca, şu üçüncü katı görüyor musun evi dedi. Evet, baktım hakikaten evet. Hava kararmış, yani ikinden sonra olunca ışık yan. O ışık yan evim var ya, he evet dedim, he o bizim ev dedi. Annem dedi, beni bekliyor sofrada, ekmek götürüyorum dedi. Yemek yiyeceğiz. Onun için mi sevişmişsin dedim. Hı-hı. Annem yemek yaptı, ben anneme gidiyorum. Annem orada ışık yana, o ev var ya, annem sofrada beni bekliyor, ben de ekmeği götürüyorum, dedi. Onun için durdum, tamam tatlım dedim, git. Ne anladım biliyor musun? Ne anladım? O anda duanı söyleyeyim kalbime. Çocuk şehirden mezarlığa giriyor. Mezarlık bittikten sonra başka bir şehir var, mahalle. Burası mezarlık, geçiş yeri ve geçici. Çocuk gözünü ışıklı bir daireye dikmiş, bir bekleyeni var, yemek yiyecekler ve lamba yanıyor. Geçtiği yer biraz sonra geçeceğini düşündüğü için veya hissettiği için mezarlık onu etkilemiyor. Alemin değil çok belki de. Oradan geçtirdim. Anladınız mı burayı? Bak şimdi. Odaklanmış oraya. Evet bak. Şehir, şehir, mezarlık. Buradan biraz sonra geçeceğim zaten. Kavakaranlık olması önemli değil. Çünkü gideceğim yerde ışık yanıyor. Ve annem beni bekliyor. Ve beraber yemek yiyeceğiz. Bu bilgi onu mezarlıktan etkilemiyor. Korku da yok. Etkilemiyor. Hasan abi o sende de yok mu? Bitireyim abi alacağım. O anda dedim ki dünya, ahiret, kabir. Eğer ben çocuğun imanı gibi beni birisi bekliyor. Benim orada ışığım var. Orada beni beka denilen bir yemekler var. O alemde, ahiret denilen alemde beni birisi bekliyor. Annem orada bana yemek yapmış. Anasına güvendiği kadar, gözünü gördüğü lamba kadar,
ben de ahireti görebilseydim, kabir beni etkilemezdi. Onu oradan geçiren o ümit ve o gördüğü şeydir. Allah fikren, Allah düşünce itibariyle fikredilir. Tefekkür edilerek Allah hissedilir. Namazdaki tatlı hal gibi. O ümidin en güzelidir. O çocuğun o cesareti verdiren ve bulunduğu yerden etkilenmesine fırsat vermeyen, hayatı anlamsız kılmasına fırsat vermeyen, hayatı yani hayatını, kendi ömrünü mezarlıklara gömmeye bırakmayan şehirden şehri görmesidir. Nasılsa buradan geçeceğim. Kabirden de geçiş olduğunu idrak etseydim, beni de orada birisi bekliyor bilseydim, orada benim de sofram kurulmuş, sevenlerim var benim diyebilseydim, birilerini dost edinip orala gönderebilseydim veya orada olup da buradan ona dost olmuşsam, o zaman kabir geçişi beni etkilemezdi. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halik-i Kainat'ı tanımak. Tanımıyoruz. Biz iman ettik. Tanımıyoruz gereği. Ne kadar tanımıyoruz? Ne kadar hayat bizi eziyorsa. Hayat ezmesi demek Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Halik-i Kainat'ı tanımak, ona iman edip, iman etmek, emin olmak. Allah'a, Allah yanlış yapmaz. Fazla yapmaz, az yapmaz. Kainat tatlı tasarrufundadır. Sebep, bahanedir, hiçtir, zahiridir. Sebep, perdedir. Sebep, bahanedir, hiçtir, zahiridir, perdedir. Buna ne kadar inanırsak eminlik oluyor. Ona iman etmek, perdeyi fark etmek, ibadet etmektir. Halik-i Kainat'ı tanımak bir, iman etmek iki, ibadet etmek üç. Ve o insanın vazife-i fıtratı, yani fıtratındaki sistemin özelliği ve o sistemi otomatik olarak yüklendiği bir mana var. Farize-i zimmeti. Otomatik yüklenmiş. Mesela eşek yük taşımakla olduğu gözüküyor. Su ıslatır. Mesela aslanın pençesi güzel hat yazmak için değildir. Güzel yazı yazmak değildir. Mesela aslanın dişi otlamak değil, parçalamak. Tamam. Yani bu ne demek? Yani fıtrat, verilen bir fıtrat, otomatik bir vazife üstlenmiş demektir. Farize-i zimmeti. Yani mesela ağzın verilmesi, güzel bir konuşmayı, kulağa verilmesi, doğru şeyi duymayı, ayağa verilmesi, güzel yerlere gitmeyi, farize-i zimmetidir, otomatik üzerine almış. Demek ki o insanın vazife-i fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah, yani Allah'a iman etmek, tanımak, tefekkür edip marifet kesbetmek. Marifetullah, yani Allah aleminde boyutlaşmak. Allah'lık hakikatını fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Marifetullah. Gazali der ki, doktorluk, sanatkarlık bir marifettir. Allah için olursa, Allah tanımada kullanılırsa marifet, marifetullah olur. Yoksa eğer eylemse zanaat olur,
Sanatsa sanat olur. Sanat ve zanaat. Bir de buraya okuyayım. O insanın vazife-i fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah ve imani billah'tır. İmani. Peki marifetullah yetmiyor mu ki imani billah diyor? Anladık ya buraları. Mustafa. Bir de okuyayım. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi iki nokta üst üste açılım. Halik-i kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah ve imani billah'tır. Marifetullah dedi, imani billah diye söylüyor. İman, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i rehaniye doğru gidiyor. İman-ı billah niye dedi ayrıca. Ya marifetullah ve iman-ı billah. Hakikisi de o zaman mı başlıyor? Marifetullah'tan sonra ona mı ulaştırıyor? Peki biraz da gideyim. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmek. Ateşe elini koydu, işi bitirdi. Yani dimağda marifetullah elde ettik, ballarını ettik. İman-ı billah arınmaktır ışıklardan. Emin ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini izan ve yakin ile tasdik etmektir. Mesela iki tane İslam geleneğinde kategori var. Kafir, mümin. Kafirlerin içindedir, münafık vesaire. Ama iman eden etmeye. Başka yok. Değil mi? Bir insan hem iman etmiştir hem etmemiştir. Olmaz. Olur mu? Olmaz. Yani İslam geleneği bu. Yani bizim itikadımız bu idi. Bu idi. İman etmişse etmiştir, etmemişse etmemiştir. Ya iman vardır, ya yoktur. Asıl imamı araya bir berzah koydu. Yani iştihat etti. Sözler 142'de. Dedi ki, öyle acayip bir zamandayız ki, biliyoruz, itikat dima aittir. Kafada, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat buraya aittir. İman kalbe aittir. Adam, birincisi iman edip, iman ettiği gibi yaşayan. Tamam. Birinci kategori bu. Üçüncü kategori, inkar eden. Bu da ikiye ayrılır. Nötr kafir, mütecaviz kafir. İslam'a düşmanlık yapan. Bir de nötr. Ortaya Ustad Bediüzzaman Hazretleri bir kategori iştihat etti. Dedi ki, itikadı olup ve ameli, itikadı amele dönüşmeyince imanı olmadı. İtikadı var, imanı yok. Ona rastlarsınız. Nasıl oluyor? Oruç tutuyor. Namaz kılıyor. Eylemleri belki de senden daha titiz. Fakat Allah düşmanlarına dost. Edile-i Şerif'i koymuş kenara. Şeyhine, hocasını, abisine tabi olarak, bilerek tabii, Kur'an'ın ve İslam'ın edile-i şeriyesine muhalif, o dedi diye ona tabi oldu. O zaman feveylül lil musalli, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Ve Nisa suresinde öyle zannediyorum, ya eyyühellezine amenu aminu billah.
136. ayet galiba. Bakara suresinden sonra ne geliyor? Âl-İmrân 136 galiba. Öyle zannediyor. Ey iman edenler! Kim? Ey iman edenler! Allah'a, ahirete, şuna şuna iman edin diyor. Ey iman edenler! Ey kafirler demiyor. Ey iman edenler! Allah'a iman edin. Ben zaten iman etmiş. İtikat etmiş. Siz dedi, altında diyor ki ayette, itikat ettik deyiniz, iman ettik demeyiniz. O gibi ayetlerden çıkarıyor. Demek ki itikadı var. İtikadı var. Ona uygun yaşamadığı için imanı yok. 142 söz derdi. İmanın tezahürü o zaman fiil mi olacak abi? Fiili mesela diyelim ki imanın şeyi fiili değil. Fiil yapması... Tamam yapması lazım ama şöyle doğru edile-i şer'i ölçü yapmadı. Yani doğru mesela diyelim ki adam İslam düşmanı. Veya adam bir zındık, bir tarikat kurdu, bir cemaat kurdu, faiz ele al diyor. Başörtüyü çıkarın diyor. İçki içebilirsiniz diyor, buna da hizmet koymuş. Bankadan faiz alabilirsin diyor. Buna din demiş. Bunu çok iyi biliyor Allah Resulü'nün ve Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır faiz yemek. Bunu bildiği halde naslarda içtihat olmaz. Bunu bildiği halde şeyhim, ustadım, cemaatim böyle dedi diye Allah'ın dinindeki nas ayeti muhalif yaşıyor. Ne oluyor? İtikadı var. Doğru ameli olmadığı için imanı olmuyor. O zaman ikiye girdi işte. İmanı olup ona uygun yaşayan, İslam'a karşıt olan, üç, ortada İtikadı olup doğru ameli olmayan. Evet, fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen. Ben böyle bir mahluk gördüm biliyor musunuz? Dedim ki insanın teniyetinde ebedi yaşamak var, sonsuzluk var. Ne dedim biliyor musunuz tabi? Bende böyle bir şey yok dedim. Dedim ki her insanda ebedi yaşamak var. Her yerde olmak ister, dert istemez. Sonsuzluk ister, insanın fıtratında var. Amin. Dedim, adam diyor ki, bende yok dedi. Ne dersiniz? Mesela ne aklınıza geldi? Böyle garip aklına gelen bir şey var mı? İnsan değil. Hayvanlar abi. Anlı dedik yani. Yok aklıma, o diyen adam daha çok dünyaya sarılıyordur. Yaşamıyor demek ki hocam o ya. Tamam bu sen ne diyeceğini bildiği için o öyle dedi. He? Sana ne diyeceğini bildiği için ona öyle dedi. Dedim ki... Tabi yaşadığı gibi inanıyor adam. Ben ona dedim ki... Vay be, ne kadar insana benziyorsun. Ne kadar insana benziyorsun. Güzel. Çünkü insanda var bu dedi. Ama sen de yok olmayabilirdi. Ama hayret ki ne kadar insana benziyorsun. Türk medeni oldu abi. Şimdi yaşlı kadınlara yaşlı ne kadar yaşlısınız demeyin. Ne kadar gün görmüşsünüz. Gibi oldu. Fıtraten buraya okunuyor. Ya yakında bir iki aylık hadisi bu. İnan cenazeye gelmiş akrabasından. Zındık yani. Bir şey diyecek ya, zıtlaşacak benimle. Cemaate söyledim. Dedim, insan fıtraten daimi bir hayat ve ebedi yaşamak istiyor. Devam edecektim. Yok dedi, öyle bir şey yok, bende yok dedi. Diyen de, Deccal'ı Sevenler şeyi, derneği. Başkan yardımcısının neymiş? Deccal'ı Sevenler Derneği. Başkan yardımcısıymış. Fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bir çare insan. Şuraya bak. İki zıt. Sonsuzluk istiyor,
fani. Tamam mı? Her şeyi istiyor, elinde hiçbir şey yok. Tamam mı? Her şey emrinde, her şey onu etkiliyor. Şu tuhaflığa bak. Fani de beka isteyen. Bütün mahlukat ona hizmet ediyor, kendisi hiçbir şey yok, fakir. Çok acayip, ona bir şey demiştim öyle. Hayatı anlamsız kılan, yaşadığı hayatın alternatifini bulamayandır. Bu hayatın alternatifi ahirettir. Ahiret bu hayatın alternatifidir. Bunu anlamlandırandır. Sen niye sabrediyorsun? Ahiret var. Zulme uğradın, Allah var. Bilmem ne yaptılar, cennet var ya. Bilmem ne yaptılar, Allah'ın haşir meydanında görürüz. Bu hayattaki çekilmezleri ahiret inancıyla çekilir hale getiriyor. Bu hayatı anlamlı kılan, niye sabrediyorsun? Çünkü'n var. Ahiret inancı yoksa, çünkü'n yoktur. O zaman hayat anlamsız olur. Bu hayatı anlamlandıran, bu hayatın karşılığında ahireti koyanlar da olur. Ahiret hayatı, bu hayatın alternatifi olarak görmeyen, bu hayatı ahirette izah etmeyenler, hayat anlamsız olur. Anlamsız olan hayat da intihar seçenek olur. Kaçınılmaz olur. Ya da gaflet. Çünkü demişim, hayat nedir sorusuna verilecek cevap nedir? Niçin sonsuz donanımlarla faniye gelmiş? Ebed isteyen bir şeyle, fıtratla niçin faniye müptela edilmiş? Soruyorum, hayat nedir sorusuna en iyi cevap ölümdür. Hayatı tanımlayan, anlamlandıran ölümdür. Ölümü kaldırırsanız hayat anlamını yitirir. Çünkü ölüm hayatın içerisini doldurur. Ölüm endişesi, korkusu insanı dürüst yapar, adil yapar, hayatını kurallı yaşar. Hayata anlam yükler. Salla parti yaşamaz. Ölüm korkusu yapılan hamuru, unu fırına koyarsan pişer ya, koymasan hamuru yenmez o. Hayatı pişiren ölüm ve musibetlerdir. O ateş gibi insanı yakar, olgunlaştırır, pişirir. Adamı pişiren odur. Servet ve sihat eğitici değildir. Fakirlik ve hastalık eğiticidir. Fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen, hadsiz emelleri, Allahu Ekber, hadsiz emel var, emel. Emel, istekler başka, beklentileri olan, istek değil emel. Emel, İçsel yapısındaki sese, isteğe karşı düşünmek, yani istekleri olan. Mesela fıtrat beka istiyor. Bu bir emeldir. Her isteğinin yerine gelmesi bir emeldir. Bak diyor ki, fıtraten daimi bir hayat, ebedi yaşamak isteyen, hadsiz emelleri, nihayetsiz elemleri bulunan. Yani hadsiz emelleri var, istekleri var ama nihayetsiz de eylemleri var. Sıkıntısı sonsuz. Mesela bir gözlük derdi yoktur sığırın. Ayakkabı derdi yoktur. Ha? Acayip bir şey. Ayakkabı derdiğin için söyledim biliyor musun? 3-4 gün önce İstanbul'da yeni işte cenaze evindeydim. Geldi dedi bir tanesi, dedi ki abi dedi ya nihayetsiz elem dedik ya, iyiydi bizimle gelen arabada, ondan sonra şoförlük yaptı hatta, dedi ki abi ne oldu dedi,
Yeni almıştım ayakkabıyı dedi ya. Bu cenaze evinde kaybolur mu dedi ya. Ölem dedi. Ben mesela yaptım. 1986'da, 87 olabilir. Postane Rüştü abi bir şey gönderdi bana. Bunu postane diye. Farklı farklı ilçelerden gönderiyordu. Bahçeli Evler'den, Bakırköy'den, Mecidiyeköy'den. Toplama ya Risale. Öyle dönemlerde. Yani bir yerden dikkati çeker diye göndermiyorum. Bisiklete giderdim. Bisikleti zincire bağladım PTT'nin arkası şeyinden, dışında. Postaya verene kadar toplamaları belki de 3 defa kuyruktan çıkıp bakardım. Hayatımı zehir etti o kuyrukta. Elimi kaldırdım. Allah'ım, serveti olan Müslümanlara yardım et dedim. Bilirim yani, içime kadar işlemiştir. Bisiklet çalınma korkusu. O zaman Mercedes gibiydi. Bak, basit değil mi? Hadsiz emelleri, nihayetsiz, bak, had yok. Nihayetsiz elemleri, sıkıntılar için basitten gösterdi. Bak, bir ayakkabı için cenaze evinde ya. Unut onu lan, cenaze evi işte. Abi, kaybolur mu dersin ya, ayakkabı yeni almıştım da. İçeri alayım. Ne diyeyim? Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Arada ben de korktum, bir şey olmaz. Çalınırsa ben edeyim. Ulan ders mi yapayım, cenazemi idare edeyim, ayakkabıyı düşünmeyeyim. Niçin söylüyorum? Şu nihayetsiz eleme bak, eleme. Sığırın böyle derdi var mı? Ayakkabı derdi yok, elbise derdi yok ha. En iyi elbiseyi sığırlar, koyunlar giyer. Yiyeceklerin de yok, var mı? Yok. Yiyeceklerin de yok durumdan. Varsa yer, yoksa yemez. Allah Allah. Bulunan bir çağrı insana, elbette o hayat ebediyenin usul esası ve anahtarı olan iman-ı billah. İman-ı billah bu. O bir çağrı insana, elbette o hayat ebediyenin usul esası ve anahtarı olan iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler, yani hayatı anlamlandıran bunlardır. Yani göstergelerdir, arabanın göstergeleri gibidir. Bunların dışındaki kemalatlar, meziyetler, o insana nispeten aşağıdır. Değeri yoktur. Bunu belki de 5 defa söyleyeceğim şimdiye kadar. Bir ay oldu ancak. Esenler'deyiz, böyle bir ders yapıyoruz, o cenaze evi oradaydı. Adam bir tanesi gülüyor, tebessümle, kıpırdamadan beni dinliyor. Sen şarjalerin tini tıkarsın. Şimdi içeride benim odam. Şimdi o adama sordum. Dedim ki, niye böyle bakıyorsun? Toparlandı. Ne dedi biliyor musun? Ömrümde ilk defa ondan duydum. Dedi, hocam, insan yaratılış gayesini anlatıyorum, o zaman mutlu olur buna uyarsa. Dedi ki, kendine geldi, hocam dedi, çok mutluyum şimdi. Düşünüyordum. Ne düşünüyordum? Şu mutluluğumu, şu anı, sabaha kadar, gece ya, sabaha kadar, bu mutluluğum olsa da, hayat boyu değil, ömrüm sonuna kadar değil, bu sabaha kadar hep böyle, mutlu olsam da, dünyada hiçbir şeyim olmazsa, dedi. Allah Allah. Ben de dedim ki herhalde zürt ya, hiçbir şeyim olmazsa dediğine göre zaten bir şeysi yok. Sağ tarafına, arkada. Bu sefer ne dedi biliyor musun sağdaki adam? Sen dedi, abi, bu adam diyor, rezidans, böyle binalar, bloklar ve villalar yapıp satan, Çanakkale'de, bilmem nerede, Esenler'de, Esenyurt'ta mı ne, 7 tane fırını olan, Karaburk veya Zonguldak'ta fırınları olan bir adam diyor, sabaha kadar ömür billah vaat edemiyor, sabaha kadar şu mutlu olsam da hiçbir şey olmazsa. Ne demek biliyor musun? İçinde cehennem var.
Biz de öyleyiz. Bazen keşke dünyada hiçbir şey olmasa da şu sıkıntım şu anda olmasa demiyor muyuz? Ben ne kadar demişim. İçerideyken ne kadar dedim Allah burada canımı al. Kaç defa dedim. Hayatım böyle. O kadar şey dahi oldu halde. İnsan çok darlanıyor. Üstad da dedim şöyle garip garip bakma. Dilim intihara müsaade etseydi, işkenceye bak 28 defa zehirlenmiş. Afyon gibi buzdolabı gibi şehirde, hapishane bu durumda camları kırılmış, her taraf buz olmuş. Bir de lavabonun kovuşuna bağlamışlar. Lavabo suyu şey olmasın diye camın kenarına çıkmış, camlar kırık. Orada ihtiyar bir adam. Dinim müsaade etseydi intihara, bugün Said toprak olmuştu. Ondan sonra koltukta böyle ders dinliyoruz. Ya oralarda yazılan dersleri koltukta dinliyoruz. Biz kışta geldik diyor. Ne kışı? Lağımın içinde koğuşta lağım camın kenarına durmuş. Utanıyor insan biliyor musun? Benim de derdim var diye demekten utanıyor. O bizim bir tane Almanya'da ve 13 yaşında kızımız vardı ya kanser. Merve değil mi? Senin de derdin mi var onu görünce? Ya. Vay be. Sanki kanser benim. O hoca. Yer değiştirmiş. Bana neler anlatıyor. Kanser olduğunu da biliyor. Ben neyim kanser? O mu? Hayatı anlam kıldıran. Ne biliyor musunuz? Başımıza ne geldiği değil, ona yaptığımız tepki önemli. Sen başına geleni bırak. Ona yaptığın tepki, muamele ne? O önemli. Onun için verilmiş. Hani derler ya büyükler, su seyen insan su beklediği gibi sıfırı mı zannediyorsunuz? Su da insanı bekliyormuş. Anlamlamak için. Anlam kazanmak için su da insanı bekliyormuş. Sırf su seyen insan suyu beklemezmiş. Su da insanı bekliyormuş. İnsan olayım diye. Bir şeyde şöyle bir şey vardı. Allah'ı görmek istemiş yani böyle bir görmek için insan yemesini istemiş yani bu yiyecek rızık mesela. Ben de bunu ben yesinler bir Müslüman yesin ki ben de burada Allah'ın cemalini göreyim diye. Böyle bir şey var. Demek ki imani billah ve marifetullah ve vesilelerinde başka olan şeyler ve kemalatlar yani bak adam yakalamış bunu. Yani insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-i Kainat'ı tanımak. Ona iman edip, iki, ibadet etmek, üç. Dolayısıyla bu insanın hayatı bununla anlamlandırır. Yaşadığı hayatın bir alternatifiyle hayatı izah eder. Ahiret yoksa bu hayatın anlamı yoktur. Hiçbir anlam ve izah edemezsiniz. Ahiret yok. Hastalık niye var? Söyleyin. Ahiret yoksa, ölüm niye var? İzah et. Ahiret yoksa insan niçin var? Ahiret yoksa bu dünyada karma karışık haller niye var? Anlamı yok. Risale-i Nur'da bu hakikat kuvvetli burhanlarla ispat edildiğinden bu hakikati Risale-i Nur havale ederek yalnız o yakini imani bu asırda sarsan tereddüt veren İki varta dört mesele beyan edeceğiz diye devam ediyor. Ben bu sayfayı en asıl akıda okudum. Kendime bir not çıkarttım. Birkaç tanesini okudum. Belki de 7-8 tane de cümle var. Buradan okuyup çalıştım. Size de paylaşmak istiyorum. Bundan sonrasını. Şundan
Risale-i Nur bu hakikati kuvvetli buranlarla ispat ettiğinden buranın açılımlarıyla meşgul oldum. Şöyle demişim. Yaşamada, yaşamanın da bir nedeni gayesi olanın, yani adama sorsan niye yaşıyorsun? Çocuğa daire almaya. Yani dünyadaki bir eşeği buradan alıp buraya koymak. Bu hayatı anlamlandırmaz. Yani kum fırtınası var ya, kum gelir, rüzgar gelir, bu kumu buraya yığar. Tamam, güvenme sen tepesine. Başka bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Mala mülke güvenme, muhalif bir rüzgar eser, savurur harman gibi. Rüzgar gibi bunu tepe mi yaptı, bunu çukur yaptı? Başka bir muhalif rüzgar eser, bu tepeyi çukur yapar. Bir sözdeki çöl misali onun için nasıl anladın? Çöl misali. Sahra misali. Sahra misali bu yani. Değişen ya. O sahra, dünya yüzü türter. Veya okyanus da öyledir. Bir dalga inişti, çıkıştı, çarşaf düz. İşte yaşamada bir nedeni, gayesi olanın her türlü sıkıntıya tahammülü olur. Hayatta yaşamanın bir nedeni ve gayesi olanın kimin varsa. Yani sorsalar Abdurrahman, niye yaşıyorsun? Bir nedenin ve gayen varsa hayatın olumsuzluklarına sana tahammül verir o cevapları. Eğer niçin yaşıyorsun, nedenin ne, niçin sen buraya geldin cevabın yoksa tahammül edemezsin. Abi onun en büyük ayası Şam'da dersen açmak dilesin. Evet. Bunu. Başka? Can çekişmenin sesidir ümitsizlik. Bir kere ümitsiz oldun mu artık bütün ışıkların söndü demektir. Dünyada yaşamak ölmek değildir. Ümidin söndü mü bütün ışıkların söndü demektir. İnsanı anlamlandıran ümittir. Hayatta her şeye rağmen mutlu ve huzurlu kılan iman ve ümittir. Barla'da buldum onu. Barla 47'de. Hulusi abi diyor ki, imanın ve ümit gibi âli sermayen varken, Üstad şöyle diyor, sen diyor nurculuktan dolayı, namaz kıldığından dolayı memleket memleket, Kars'a Mars'a şuraya buraya albaydı. Sürüyorlar. Sürgün yapıyorlar. Dergine oturmadan. Üstad da diyor ki, sıkıldın mı? O şöyle diyor. İman ve ümit gibi âli sermayem varken hiçbir hadise beni yıkamaz diyor. Demek ki insan can çekişmesi nedir biliyor musunuz? Bütün ışıkları sönmesi ümitsizliktir. Hayata anlam katan ümittir. Hayata anlam katan farkındalıktır. Farkındalıktır. Hayata anlam katan bu hayattan başka bir hayatın alternatifi olmasıdır. Bu hayata anlam katan başka bir hayatta izah edilmesidir. Ahiretsiz, Allahsız bu dünyayı izah etmeye kalkarsan hayat anlamsız olur. Anlamını yitirene de intihar seçenek olur. Ümitsizlik farkındalığı kaybetmekten doğar. Nasıl ki bir hanım yazdı bunu bana WhatsApp'tan. Bir hanım kardeşimizdir, ilahiyatçı bir kardeşim. Bunu yazdığı için selam olsun ona. Çok etkilendim. Dedi ki şükür diyor. Yani şükrün ölçüsü kanattır diyor ya. Şükür ne kadardır? Herkes bir ölçü var. O şükrü okumuş, toplamış Risale'de. Şuna bakmış. Şükür kendine farkındalık kadardır. Kendini ne kadar fark ediyorsan, yani kendine ne kadar anlam yükledin, varlığına ne kadar farkındalıksın, yani ne kadar farkındalığın varsa o kadar şükrün vardır. Bir de okuyayım. Ümitsizlik farkındalığı kaybetmekten doğar,
Nasıl ki şükür farkındalık nispetinde olduğu gibi. Burada ümit çok önemli de onun için ümide devam ediyorum. Ümitsizlik dibi olmayan Adem kuyusuna benzer. Her şey insana anlam katar bu hayattaki. Her şey, o olumsuz dediğin şey de seni inşa etmek içindir. Elin yanması bile, ölüm bile, sülüm bile insanın fıtratını uyandırmak içindir. Birkaç tane cümlem var, keseceğim. Burada bu son cümleler olduğu için giriş, gelişme, sonuç. Biraz dikkati dinlerseniz bu konuyu şu sayfa okumadan ben kendime istifade etmek için anlam yüklü bir cümleye dönüştürebildiğim seni hala. Onun için böyle dinlemeniz birkaç dakika kaldı. Canlı olmanızı istiyorum. Ümitsizlik dibi olmayan Adem kuyusuna benzer. Her şey insana anlam katar bu dünyada. Katmazsa her şey kadar anlamsız olursun. Her şey hayatına anlam katar. Eğer farkındalığı yoksa her şey kadar anlamsız olursun. Dış dünya sıkıntısından iç dünya limanına sığınmalısın. İçe dönmelisin. Dış dünyadan geç içeriye, limana sığınmak. İnsan faniliğe format atmak için, faniliği bekaya doğru mayalamak için yaratılmıştır. İnsan yalnızlığı yaşıyorsa kemiklerine kadar fanilik girmiş demektir. İnsan yalnızlık yaşıyorsa, yalnızlık demek bir köyde bir evde yalnız olmak değil, köyde de şehirde de Mekke'de de İstanbul'da insanların cıvıl cıvıl olduğu yerde de insan yalnızlık hisseder. Dağda da külli bir hakikatler, sanki bütün insanlar var gibi hisseder. Bir gün Allah rahmet etsin abimiz, bana çok emeği var. Şekille, misalle düşünmeyi öğreten bana abim, bana katkısı olan Hızır abi. Benden aşağı feşti. Annesine dedim ki Hızır abi nerede dedim anne. Dedi ki ya oğlum dedi gelmesini istemiyor dedi ya. Yaylaya götürdük bıraktık Mersi'ye. Ondan sonra beni de biliyor. Ya anne dedim. Ya oğlum kızar biliyorsun Hızır delidir dedi ya. İstemiyor kimse gelmesini. Ve bıraktık geldik dedi. Akşam alacakmışız dedi. Ya tamam. Mersi dedi. Ağzım. Ya gitme dedi. Tamam anne gitti. Arabayı belirli yerde koyuyorsun. Ondan sonra yaya. Bunu götürmüşler. Baktım güneşe durmuş cevşen okuyor. Yanında da kalem kağıt var. Bir şeyler yazıyor. Ama dağılmış. Güneşe ve dereye bakıyor. Ya çocuktaki işte 22'si yaşındayız. Ya 20 ancak var. Ben gitme işte ben. Gitme. Gitti. Yanına gidene kadar duymadı beni. Selamünaleyküm dedim. Aleykümselam. Böyle sanki ağladan aşağı çakılmış gibi. Dedim Hızır abi ne yapıyorsun yalnız dedim ya. Şimdi sen geldin yalnız kaldın. Sen geldin yalnız kaldın. Utandım. O kadar etkiledi ki kaç sene oldu. Hala tesiri var. Ne diyorum bak. İnsan bak. İnsanlığı yalnızlığa, insan yalnızlığı yaşıyorsa, şehirde dahi, kemiklerine kadar fanilik girmiş demektir. Başkan, ölüm anında tutunacak bir şeyi olmayana acıyor. Ölüm anında tutunacak bir şey yoksa, acınacak kadar olur. Son birkaç cümle. Allah, bak burayı da çok iyi dinleyin ama. Allah Celle Celaluhu'nun tırtılı çevirmez mi güzel bir kelebeğe?
tırtılı biliyorsunuz. Sonra sabrediyor o hayata, her şeyin başını uçan o güzelim kelebeğe dönüyor. Ama hayatına kanaat ettiği için. Yoksa ölüp gidiyormuş. Tırtıldan Allah uçan kelebek yapıyormuş. Ve kelebek de bir gün yaşıyor. O kadar sana. O zaman tırtılı kelebeğe çeviren Allah seni de başka şey çevirmek için tutuyor. Yoksa Adem Aleyhisselam'ın cennette olup cenneti fark etmediği gibi oluruz. Her şey açılan penceredir aslında. Her şeye açılan penceredir. Ölümün ürkütücülüğünü hayatı anlamlandırma nispetindedir. Anlamsız olursa yani ölümün ürkütücülüğü hayatı anlamaman nispetindedir. Ölümün ürkütücülüğü hayatı anlamaman nispetindedir. Ne kadar hayatta dedi ya yaratılmasının hikmeti gayesi, ne kadar anlamazsan ölüm o kadar ürkütücüdür. Dedim ki dün bir yerdeydim, uçaktan gelir gelmez bir yere gittim ya, bir gittik de lanse dedim, ya bir gün buradan çıkacağız dedim, mutlaka dedim hepiniz paldır küldür olmayacağız, ilk önce aramızdan bir tanesi gidecek. Kadın çekip gitti, zaten panik atakmış psikolojisi. Düzeltene kadar canım çıktı. Ya beni mi kastettin, bilmem ne yaptın falan. Ben mi öleceğim lan? 5-6 milyon kişi var, tamam mı? Orada kadın varmış. Tamam. O da torun sahibi neredeyse, tamam. Ya burada dedim, ilk önce dedi aramızda adam 89 yaşında. Üzerine almasın dedim de. Ya dedim bir gün gideceğiz. Önemli olan uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. 500 sene çınar mı, 1 saat insan mı? Aramızda dedim. İlk önce birimiz çıkacağız dedim. Üzerine almış. Allah Allah geçmiş öyle hocam dedi. Buradan titreyen bir iş var. Gittim ne oldu? Ben öleceğim hocam, ben mi öleceğim? Lan diyemedim her sene öleceksin. Ben öleceklerim. Yok kardeş sen niye öleceksin ya torda aşağıya? Biz öleceğiz ya. Senin ne işin var dedim ya. Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber ya? Biraz rahatladım. Hoca hep bir şey ya. Bazı gazeteler akşama ben oluyorum. Selam. Doğru. Dedim ki, uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Aramızdan bir tanesi çıkacak yani. Yani hemen hayatı anlamsız mı kılacağız? Son bir tane, iki tane. Bu hayatın sıkıntısına, bundan daha güzel bir hayatın ümidiyle yaşamakla mümkündür. Çünkü alternatif bu. Ölüm korkusu hayatın kıblenamesidir. Hayatı doğru yaşamamıza vesiledir. Ölüm korkusu. Hayatı doğru yaşamamıza, eğer ölüm korkusu olmasa, herkes herkesi zulmeder. Hayatı doğru yaşamanın ölüm korkusu, aman ha, kulak kıdıran, şey yapma ha, olur mu ya, zulümden kurtarsın. Hayatı anlamlandıran ölümün varlığıdır. Ölüm olmamış olsaydı, Adem Aleyhisselam cennetteki durumu gibi olurduk. Hayat nedir sorusuna en iyi cevap ölümdür. Son cümlem, ölüm korkusu temelde suçluluk duygusudur. Ölüm korkusu suçlu olmaktan. Hesap veren korkusu. Hesap veren korkusu. Evet. Ölüm korkusu aslında suçluluk korkusudur. Ne kadar suçluysak o kadar ölüm korkusu olur. Ya. وآخر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات